Arkadaşlar merhaba. Son videomuzda sizlerden 14 Haziran tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmanızı istemiştim. Sizlerden gelen yorumları ve soruları yine sizlerle paylaşmadan önce sınav ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar sınav zordu. Öncelikle bunu hepimiz kabul edelim. Sınava giren adayların büyük çoğunluğu sınavın çok kötü geçtiğini söylüyor. Peki biz bu aşamadan sonra ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Milli Savunma Üniversitesi sınavında bir darbe yedik arkadaşlar. Ama bizi sevindiren tarafı bu sınavın sadece okul tercihinde etkili olması. Yani sıralamaya herhangi bir etkisi yok. Şimdi aklımızı başımıza alarak ikinci darbeyi yememek için Milli Savunma Üniversitesi sınavı defterini şimdilik kapatıp bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü önümüzde Milli Savunma Üniversitesi sınavından çok daha önemli olan YKS sınavı sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen yorumlara geçelim. Bir arkadaşımız YKS'nin bundan daha zor olacağını pek sanmıyorum. Milli Savunma Üniversitesi sınavına kolay diyenler de TYT'de 60 yapan, Türkçe'de sosyal çözen sözelciler demiş. Türkiye genel denemelerinde dereceye giren bütün arkadaşlarım zor diyor. Hava Harbi Okulu istiyordum ama bu sene barajı 75 nete düşürmezlerse zor gözüküyor demiş. Bence de harp okullarının baraj puanları düşecek. Bir diğer sorumuz İlyas Şener'den gelmiş. Hocam kapsamlı bir soru cevap yapar mısınız? Puanı Kara Harbi Okulu için sınırda olanlar ne yapmalı? Taban puanları düşer mi, artar mı? Bizi ne zaman arayacaklar mülakat için demiş. Bütün adaylar aynı soruyu soruyor arkadaşlar. Bence baraj puanı düşecek. Ama bu düşüş 10-15 puan olmayacak. Çünkü böyle bir düşüş olması durumunda harp okulları ve astsubay meslek yüksek okulları arasındaki puan farkı ortadan kalkıyor. Sorunun bir diğer cevabı da kara harp okuluna başvuru yapanların 40 netin altına düşmediği sürece ikinci seçim aşamalarına çağrılacağını düşünüyorum. Geçen yıl 43 netle çağrılanlar oldu arkadaşlar. Son olarak mülakat tarihleri şimdiki takvime göre 7 Temmuz'da okul tecrübeleriyle beraber açıklanması bekleniyor. Ama tarih değişebilir arkadaşlar. Türkiye'de bugün söylediğimiz sadece bugün için geçerlidir. Bir diğer sorumuz, hocam barajı geçemeyenler mülakata çağrılır mı demiş. Baraja geçemeyenler ikinci seçim aşamalarına çağrılmaz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Oğuzhan Öner'den gelmiş. Hocam mülakatlarda ilk başta Hava Harbi Okulu ve Deniz Harbi Okulu adayları, ondan sonra Kara Harbi Okulu adayları çağrılıyor diye duyum aldım. Doğruluk payı nedir acaba demiş. Duyumu nereden aldığını bilmiyorum ama mülakatlara okul okul çağrı yapıldığına dair bir bilgiye sahip değilim. Ama önce harp okulları adayları, daha sonra astsubay meslek yüksek okulu adayları çağrıldığını biliyorum. Bir diğer sorumuz Eyüp Kızıkoğlu'ndan gelmiş. Hocam tercih yaptık diyelim. Sınavı geçmesek bile sivil üniversite ya da polisliğe kayıt yaptırabilir miyiz demiş. Evet yaptırabilirsin. Hatta okula kayıt yaptırıp intibak eğitimine başlamış olsam bile askeri okulu bırakıp ek yerleştirmede tercih yaparak sivil üniversiteye gidebilirsin. Bir diğer sorumuz Enis Araç'tan gelmiş. İbrahim Bey selamlar. Milli Savunma Üniversitesi Fizik Yeterlik Testi sınavındaki mekik süresi personel temin sitesindeki bilgiye göre 1 dakikadan 2 dakikaya çıkartılmış. Lakin taban ve tavan mekik sayılarına bir değişiklik olup olmadığını göremiyorum demiş. Kılavuzda mekik 1 dakika olarak görünüyor. Bu konu hakkında kesin bilgiye nereden ulaşabilirim diye sormuş. Bunun ile ilgili kesin bir bilgiye Pertem duyuru yapmadığı sürece hiçbir yerden ulaşamazsın. Bence 2 dakika görünmesinin sebebi şu. Mekik hareketi üniversite mezunu subay astsubay alımında 2 dakika olarak uygulanıyor. Dolayısıyla sistemle ilgilenen arkadaşın gözünden kaçmış bir durum olduğunu düşünüyorum. Hatta aynı durum Kara Harbi Okulu sitesindeki fiziki yeterlilik testi tablolarında da var. Defalarca kez söyledik ama hala 2015 yılındaki fiziki yeterlilik testi tablosu duruyor arkadaşlar orada.
Bir diğer sorumuz, sınav parkuru, mülakatlar ve işlemler ile ilgili lütfen video gelsin, bekliyorum demiş. Biz spor ve sözlü mülakat eğitimlerine Ankara'da başladık arkadaşlar ekibimizle. İlerleyen zamanda konuyla ilgili çalışmaları sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Sıradaki sorumuz Emre Yıldırım'dan gelmiş. Mesela puanım çok kötü, astsubaylık geliyor ama AYT puanım çok yüksek. Sözlü mülakat ve spordan yüksek aldık, subaylığa girebilir miyiz demiş. Milli Savunma Üniversitesi tercihlerinde hangi okul gelirse o okulun aldığı puan türü dikkate alınır. Ancak geçen yıl birinci tercihe astsubay okulları yazıp harbi okuluna da puanları tutan adaylara sözlü mülakattan sonra önceliğimi harbi okulu olarak değiştirme imkanı sunuldu. Bu yıl da belki böyle bir imkan verilebilir. Bazen sınavda böyle değişiklikler yapılabiliyor arkadaşlar. Son videomuz altına sizler tarafından gelen yorumların hepsi birbirine benzer sorulardı. Bu yüzden aynı yorumlara tekrar tekrar cevap vermemek adına her konu hakkında bir soru seçtim arkadaşlar. Sorusunu okumadığım takipçimiz varsa kusura bakmasın onlar. Bugünkü videolarımızın da sonuna geldik. Videoların devamlılığı adına kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek ve videoların altındaki beğen butonuna tıklayarak bizlere destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.